İptal kardeşim, niye ısrar ediyorsun iptal? Bütün planlar alt üst oldu, iptal ettik ya. Tamam, ben yollayacağım senin paranı, takma kafaya Allah aşkına. Tamam, hadi görüşürüz. Kimle konuşuyorsun? Kemancı ile Gönül. Dedirttiler beni yani. Bütün her şey allak bullak oldu, yemin ediyorum. O kadar güzel hazırlamıştım ki Gönül. Ya olağanüstü olacaktı yani. Tam böyle yemek yerken kemancı gelecekti. Böyle keman çalacaktı. Biz kalkacaktık, dans edecektik. Sonra havai fişekler başlayacaktı. Düşünsene, böyle gökyüzünde ışıklar dans edecekti. Sonra lazer gösterisi ayarlamıştım Gönül. Olağanüstü bir gece olacaktı ama Sultan Hanım geldi. Bütün planlarım okyanusun dibini boyladı yani. Ne yapalım Tuna? Sıkma canını. Yani Sultan Hanım bu haldeyken de bu programları yapacak halimiz yoktu herhalde. Sıkıyorum ama canımı. Gönül, yani nasıl sıkmam yani? Olur mu böyle bir şey? Benimki çok güzel organize edilmişti. Böyle her şeyi dakikasına kadar, bir sahnesine kadar ayarlamıştım. Yani yıllar boyu benim bu yaptığım organizasyon konuşulacaktı Gönül. Böyle yıllar geçecekler aradan, ay ne günde o gün falan diye böyle oturacaktık, böyle kahkahalarla anlayacaktık. Sultan Hanım geldi, her şey mahvoldu Gönül. Ay, ya. Ay ben lafı söylüyorsun Tuna. Ne yapalım? Böyle planlı programlı işler bize göre değilmiş demek ki. Anlamadım. Yani işte ikidir böyle oluyor. Program yapmamamız lazım bizim. Spontan böyle. Yemeğe gidelim mi gidelim, hop hop. Öyle bir şeyler yapmamız lazım yani. Kemancı ne olacak? Ne kemancısı? Kemancı da orada, kemancı varsa olur yani programın içinde. Nedir yani? Havai fişek. Havai fişek de olmayıversin canım. Ama konsere gitmeden önce düşünsene, havai fişek çok güzel olacaktı Gönül. Taktın havai fişeği. Gönül, Sertaş'la konuştum. Çocuklar okuldayken bu su işi halloluyor. Aman iyi, sonunda. Su olmayınca ne kadar değerli bir şey olduğunu anladık suyun. Zeynepciğim, sevdin mi omletini? Evet, çok güzel olmuş Gönül teyze. Ay canım, başka bir şey ister misin? Yok, istemem. Peki. Evet çocuklar, bugün sınavlarınızın ilk günü ama biz bomba gibi hazırız değil mi? Anne, o kadar çok çalıştım ki. Hani önümüzdeki 4 hafta boyunca bütün sınavlara girebilirim şu an. Sen niye böylesin Merve? Sen niye sus pus oldun? Yoksa kafanda konular falan mı karıştı? Bir şey mi oldu? Şöyle bak, açık açık söyle bana. Hayır ya, konular falan karışmadı da aklıma bir soru takıldı, onu düşünüyorum. Gönül, aynı babası. Bak, benim de kafama bir soru takılsın, yemin ediyorum aynı olurum yani. O soruyu çözene kadar böyle bir beynim bir tırmalar o soru. Çözünce de rahatlarız ama. Aferin kızım, hep böyle. Kimden mesaj oğlum? Sertaç abi ya. Ya sabah niye yürümüşüm ya? Matematikte bir tane soruya takılmıştım. Biliyorsun zaten Sertaç abinin matematiği süper. O da sağ olsun akşam gelebilirsiniz, müsaitim dedi. İyi, Sertaç Bey'den anlayabiliyorsanız matematiği sevindim yani. Çok iyi matematiğim. Teyzüm ederim. Hakikaten teyzüm ederim size. Ne münazım Sertaç? Ben varken niye Sertaç yani? Bana söyleyeyim, ben size matematik konusunda gereken şeyi yapayım yani. Çok kırıldım ama Gönül yani. Hakikaten kırıldım yani. Börek verir misin lütfen? Ne münasebet yani Sertaç Bey şey yapıyor. Ben burada da anlatırım matematikte bir şey gerekiyorsa. Aklıma geldikçe kan beynime fışkırıyor yani Gönül. Sizin bozuluyor yani. Ben iskele babası mıyım ya? Yani burada ben dururken kalkıp Sertaç'tan matematik için şey istemek ne demek yani? Yemin bir deme vurdu, yemin ediyorum. Boşun bir börek ver şuradan. Ben sinirim bozuldu yani. Ne çok börek yedin Tuna? Yiyeceğim şey oluyor Gönül. Babacığım, senin matematiğin çok iyi değil ki. Yoksa sana sormaz mıyız? Sertaç abinin matematiği iyi diye ona sorduk. Ay bırak çocuklar halletsinler işlerini Tuna. Niye karışıyorsun? Senin matematiğin iyi değildir ki ayrıca. Ay lise matematiği Gönül. Ya ne olur ki lise matematiğinden? Benim üniversitede matematiğim kötüydü. Lisede hiç öyle bir şey yoktu. Öyle bir şey yok, problem olmaz ya. Ben ya çözerim işi yani. Ya Tuna abi, matematik matematiktir. Yani Sertaç abinin alanı matematik. Yani edebiyat olsa sana geleceğiz. Başlıkları bana yollayın. Gerisine karışmayın. Benim için son derece kolay. Ben başlıkları bana yollayın diye de hani bir üstünden geçeyim, hatırlayayım diye söylüyorum. Yoksa bilmediğimden dolayı değil. Yani göz aşinalı olsun, o anlamda söylüyorum. Yollayın bana, gerisini düşünmeyin lütfen. İyi tamam, yollarız. Akşama çalışırız. Ya, sen bilirsin. Tamam, çalışırız. Hadi çocuklar, okul vakti geldi. Bu arada Merveciğim, Zeynep'i de servise bindirirsin. Onu serviste tamam, gelmek üzere, tamam bindirim mı? Onlar alınıyor, bana haber veriliyor, tamam mı? Tamam. Gönül, çocukların matematik kitaplarını da getir bana. Tamam, odadan getiririm şimdi. Al canım, hadi. Allah sihir açıklığı versin. Hadi sınavınız çok güzel geçsin çocuklar, tamam mı? Hadi. Sen de iyice eskide kaldın. Onlar yok ki artık. Yüz üstünden veriliyor. Tamam, ben o anlamda söylemedim Gönül. Yani onu 100 gibi düşün anlamında söyledim. Bir alındı mıydı herhalde çocuklara? Yani. Eski kafa kal. Ben sana kitapları getiriyorum. Getir de ben bir bakayım onlara. Nereden çıkartıyorlar Sertaç'ı yani Gönül? Anlamıyorum bazen yani.
matematiği iyiymiş. Onun matematiği iyi olsa ne olur? Tuna! 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 Aa, duymuyor musun sen beni? Ne yapıyorsun? Efendim, Gülücüğüm, kulağıma şey taktım da ben. Şu Sertaç şeyleri, işte bu su işlemlerinden dolayı yani konsantrasyonun bozulmasın diye. Matematik çalışıyorum ya. Canım bırak çocuklar çalışsınlar işte Sertaç Bey'le. Ne uğraşıyorsun? Olur mu Gönül? Olur mu ya? Ne münasebet? Babaları varken niye Sertaç'la şey yapıyorlar bunu? Hayır, zor değil yani. Ben hemen toparladım yani. Matematik canım ne olacak yani? Zaten hepsini şey yapıyorum yani. Test falan da mı çözüyorsun sen? Yani çözmek demesek de ona şey gibi yani. Sadece eski bilgilerimi şey yapıyorum yani. Bunu yanlış yapmışsın. Yanlış bu. Onu biraz da öyle yaptım. Yani ne? Şimdi biraz da mesela onu yanlış işaretliyorum. Ben ki sazan gibi çocuklar atlayacak mı diye. Biz buna tuzak soru diyoruz zaten. Tuzak soru buna mı denir Tuna? Sazan dedin ama bana biraz önce. Duydum ben yani. Olur mu canım? Ay öyle bir şey. Yani ben senin için demedim. Yani çocuklar hani atlayacak mı acaba? Ayrıca tuzak yanlış anladınız. Uzak yani. Çocuklara uzak bu soru. Yani, İyi tamam. Ben Meltem'e gidiyorum zaten. Tamam. Biraz yürüyüş falan yapacağız. Keyfine bak canım. Hadi. Uzak soruları şey yapmasınlar yani diye şey yapmasınlar. Tamam. Hadi. Yine yanlış oldu ya. Ama bu müzikte de konsantre olunmuyor ki canım yani. Yip denen bir şey var ya. Of ya. Ya ben Tuna abiyle matematik çalışmak istemiyorum. Ya ben de istemiyorum. Ama ne yapalım? Bu matematik babamla çalışılacak. Bütün gün ders çalışmış. İlk gün sınavlar çok iyi geçmiş ha? Çok sevindim. Aferin çocuklar. Bakın nasıl başlarsanız öyle gider. İlk gün sınavlarınız iyi geçtiyse demek ki bundan sonra da her şey iyi geçecektir. Mesela futbol takımlarını düşünün. Onlar nasıl? Yani lige iyi başladıkları zaman şampiyon oluyorlar ya. Onun gibi yani. Ya futbol böyle değil Tuna abi. Erken form tutmak çok iyi bir şey değil yani. Değil mi? İyi değil yani. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Niye matematik çalışmıyorsunuz siz? Ben unuttum onu. Tümüyle unuttum Gönül. Anne çok yorulduk. Sonra çalışalım. Evet bugün çok zor bir sınavdan çıktık. Eğer yorgunlarsa zaten matematik çalışılmaz. Matematik böyle dinç beyinlerin dersidir Gönül. Çocuklar öyle kaytarmak yok. Çalışacaksınız Tuna ile birlikte. Hadi bakalım. Yorgunlarmış sonra çalışırız Gönül. Hayır. Sen demiyor muydun akşam ben matematik çalıştırırım onlara diye? Niye programın dışına çıkıyorsun Tuna? Doğru. Niye çıkıyorum ki? O zaman şey yapalım. Hadi çocuklar gelin hep beraber şu matematik canavarını alt edelim. Hadi hadi gelin edelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Edelim Tuna abi. Hadi gelin edelim. Edelim. Hadi oğlum. Hadi Merveciğim. Gelsin. Eşittir 7 çıkıyor çocuklar. Anlamadım. Sen anlamadın canım işte çözdüğün zaman x eşittir 42 bölü 6 eksi 1. Ya 6 nereden çıkıyor? 6 şeyden çıkıyor. Baba. Heh. Sonuç 6 zaten 7 değil ki. O zaman bu soru hatalı. Yanlış yapmışlar soruyu. Öğretmeninize sorun bunu. Ayırın. Bazen böyle hatalı sorular oluyor. Bunları böyle baştan sağma yapıyorlar. Bazen böyle çıkıyor yani. Öteki soruya bakalım şimdi. Şimdi burada x eşittir 5 ise tamam y o zaman ne olur? 9 olur otomatikman. Sonuçta 11. Evet. Şu kartezyen çarpımlı olan var ya. Sonuç 11. Ya nasıl 11 Tuna abi? Burada 5 yazıyor. Nerede 5 yazıyor? Cevap mantığında. O da bozuk o zaman. Yani bozuk dediğim hatalı. Bak ikinci defa hatalı soru. Onu da bunu ayırın bunu da öğretmene sorun. Bu hatalı soruları ne kadar çok koyuyorlar. Enteresan yani. Şimdi 2x artı 3. Nasıl gidiyor? Çok güzel, süper. Harika gidiyor yani. Harika anneciğim, gerçekten. Yani kelimelerle anlatılmıyor gerçekten. Öyle mi? Şimdi görelim. 2x artı 3 eksi 3. Yani parantezi kapattı, parantez içinde eşittir. 4x eksi y olduğuna göre x y ikilisi nedir? Çok kolay bir soru. Şimdi Gönül bak x de y'ye sen de ben gibi yani. Yani ikisi de şey olmuşlar böyle. x y bunlar da z'ler. Gönül. Dostum abi 20 tane soru çözdük. Senin 17 yanlışın, benim 5 yanlışım, Merve'nin 3 yanlışı çıktı. Baba acaba biz mi sana bu konuyu anlatsak? Ama benim yanlışlarım küçük hatalardan. Öyle düşünün yani. Öyle değil mi? Öyle gibi. Babacığım bak bizim için sarf etmiş olduğun bu çaba için çok teşekkür ederiz ama matematik senin alanın değil.
Şöyle olmuş yani, ben şimdi biliyordum aslında da tabii çok eski olunca hani bazı şeyleri unutmuşum. Ama bak, edebiyat, coğrafya, felsefe olsa solun sen de alırsın. Doğru. Ama işte... Matematik olunca sen izin ver biz gidip bunları Sertaç abiye soralım. Evet yani tabii bir bakıma yani şey olmuş. ne yapıyorsunuz? Şey yani gayet iyi işte. Değil yapacağız. Mi? İyi. Ama Gönül ben maalesef... Ben Cun abiden çok şey öğrendim anne. Evet. Bana da çok iyi geldi. Ama yine de birkaç sorumuz var. Onları da Sertaç abiye soralım diyoruz. Sorun tabii yani. Siz en iyi şekilde çalışın da ne yaparsanız yapın. Tekrar çok teşekkürler Cun abi. Ay Tuna'cığım çok çalıştın ha. Sizin için çok çalıştı çocuklar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halimiz olur.